O neydi öyle ya? Benim kesin eve gitmem lazım. Oh, karton kedi kocamandı, gördünüz değil mi? Nasıl yani Eymen? Nasıl eziyet yaptırıyorsun? Anlamadım ki, biraz bahset. Anne bana makas yaptırıyor. Su istiyor. Ayaklarını onunla tutuyor. Sürekli bir yerleri gönderiyor. Çok bıktım ben anne bundan. Nasıl yani ya? Bunların hepsini sana baban mı yaptırıyor? Evet. Eymen, o zaman babana bir tuzak kuracağız. Ben saklanacağım evden gidiyormuşum gibi. Sana neler yaptırıyor ben de gözlerimle göreceğim. Gel bakalım. Şimdi plan başlıyor, tamam mı? Ben diyeceğim ki sana. Eymen, ben çıkıyorum, görüşürüz diyeceğim, tamam mı? Eymen, Gökhan, ben birazcık dışarı çıkıyorum. 2 saate gelirim. Tamam tamam. Dikkat et. Özlem gitti mi? Eymen! Neredesin babacığım ya? Hadi benim yastığımı getir de biraz uzunayım. Eymen! Hadi kalk, bana yastık getir. Annen artık yok, benimsin. Koş çabuk. Bayılıyorum ya şu evde yalnız başıma olmaya. Eymen! Nerede kaldı yastığım? Bunlar annem görse çok sinirlenir anne baba. Ha? Hadi hadi, hızlı. Teşekkür ederim. Gel bakalım yanıma. Aferin sana. Babacığım, bana buz gibi bir soda getir, tamam mı? Hadi bakalım. Annen yokken benimsin. Soda istiyorum. Baba, sen yokken ben uzanamıyorum. Sen annem varken ben uzanıyorum. Tamam hadi, lavaboya diştirme babaya, çabuk. Şuna bak ya, bir de dolaptan soda istiyor. Ya sodayı alırken kafasına düşürse, bu Gökhan hiç düşünmüyor mu? Öf ya, şu babamın da işi bitmiyor ya. Şu babamın bir işi ise tamam da bitmiyor. Nerede kaldın? Ne kadar yavaşsın babacığım ya. Bırak öksürmeyi, çabuk ayaklarıma geç. Masaj zamanı, hadi. Masaj mı dedi o? Sen şimdi görürsün Gökhan. Aferin sana. Hadi hadi yap yap. Hala yapamadın ya. Ne beceriksiz çocuksun. Ne oluyor burada? Sen evde miydin ya? Evet evdeydim. Sen nasıl çocuğa yastık aldırır, soda aldırırsın dolaptan? Ya bunu kafasına düşürse? Ben onun için istemiştim ya. Nasıl onun için isterim? Bir de ayağına masaj yapıyorsun. Ben ona masaj yap, nasıl yapılacağını yok. Hayır, çekildi. Gidiyorsun bu evden. Git bakalım, git git git. Sana çok öfkeliyim şu an. Çık git. Of ya. Alt tarafı masaj yaptırdık. Ne var sanki? Git önce sen ayaklarını yıka. Çocuğa pis ayaklarını iletiyorsun. Çoraplarımı ben haftada bir değiştiriyorum, tamam mı? Ya haftada bir değiştiriyorum. Şuna bak. Gidiyorum ben evden, alın evinizi. Evet, gidiyorsun. Babam kablonu istiyor. 2 saat şöyle bir öfkem dinsin, ondan sonra gelsin. Çık bakalım bu evden. Babam gitmeseydi. Anneciğim gitmeseydi ama birazcık onu da oturup düşünmesi lazım. Sana yaptırdıkları hiç hoş değil. Gel birazcık oturalım. Baban da düşünsün yaptığı hatanı, farkına varsın. Bir de beni evden kovuyorlar ya. Alt tarafı Eymen'den bir su istedim, bir tane de yastık istedim. Şunlara bak ya. Ne haliniz varsa görün evde. Şuna bak ya. Küçücük çocuğa yastık getirttirmiş. Soda getirttirmiş. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım var beni. Sen buradan bunu nasıl aldın ki Eymen? Yerine koyalım. Biz de baban gelene kadar film falan izleyelim. Kafamız dağılsın. Eymen. Bir miyavlama sesi duydun mu? Evet. Eve kedi mi girdi acaba? Hı. Balkona bakalım mı? Evet. Eve bir kedi girdiyse onu severiz değil mi anne? Evet. Yok. Kedi. Kedi.
Ne yapacağım ben dışarıda ya? Bu sesler ne ya? Bu kedi sesi mi? Nereden geliyor bu ses? Galiba oradan geliyor. Pisi pisi pisi. Yok, burada dur efendim. Allah Allah. Burada da yok. Ama ben hani, evin içinden bir kedi sesi duyduğuma eminim. Neyse gel televizyonumuzu izleyelim evet. Biz. Telefonumu da aldım. Telefonumu da alayım. Anne başlamadan önce bana bir bağlantısı getirir misin? Getiririm tabii ki anneciğim. Sen güzelce uzan, ben de sana su getireyim. Hatta belki atıştırmalık bir şeyler getirebilirim. Tamam getir hadi. Kedi sesleri buradan geliyor galiba ya. Karton kedi! Benim oğlum benden su istemiş ya. Eymen! Baban senden süt de istemiş miydi? Ayrıca niye kaseye koymuş ki? Allah Allah çok ilginç. Anneciğim! Biraz önce ben mutfakta süt gördüm. Baban senden süt de mi istemiş? Hayır. Ama mutfakta kasede bir süt var. Ayrıca bardakta değil. Niye kasede ki? İmer, biraz önce bir kedi sesi duyduk, sonra bir süt gördük. Baban bizden gizleyen kedi almış olmasın? Olmaz. Eymen bir miyavlama sesi daha duydum ya. Evde kesin kedi var. Hadi arayalım. Nerede acaba? Ben ona soru uzatacağım. Allah Allah. Nereye sakladı Eymen? Su var. Kedi. Pisi pisi pisi. Neredesin? Anne burada da yok. Eymen sen şu tarafa bak tamam. Ben bu tarafa bakayım tamam mı? Pisi pisi. Anne tuvaletten gelmiş olamaz. Olamaz anneciğim ya. Pisi pisi. Nereye sakladın Gökhan ya? Pisi pisi. Oldu. Hiçbir yerde yok. Ama miyavlama sesi duydum ay yemin edebilirim. Ben de. Allah Allah. Aa kapı çalıyor. Evet. Anne ya, anne aşağıdan geliyor ses. Ama ben sana 2 saatten önce gelme demiştim. Dışarıda. Of ya, of hiç seni abi, dinleyeyim. Abi dinleyin. Hayır, dışarıda kocaman simsiyah bir karton yani, kedi gördüm. Ya, şuna bak ya. Dinleyin, dinleyin. Hayır dinlemiyoruz, 2 saat boyunca konuşmuyoruz. Gider misin lütfen bu odadan? Kocaman simsiyah bir karton kedi gördüm diyorum ya. Hayır, gider misin? Sen of, inansanıza bana. Şaka yapmıyorum size. Bir de bana inanmıyorlar ya. Kocaman simsiyah, siyah kafalı bir kedi gördüm diyorum. Siz görürsünüz. Buraya çağıracağım kediyi. Kedi buraya gelecek. Of. Anne. Efendim anne. Kedi sesi duydum ki babam da onu söylüyor olabilir mi? Hiç sanmıyorum Eymen. Baban yine eve girmek için bir bahane uyduruyor. Bak görüyor musun? Bir karartı var. Evin içinde dolanıyor hala. Eve gelmiş, evde bir odaya geziyor ya. Evet ya. Gel bakalım Eymen. Baban gezerken babanı korktun mu böyle? Yapalım mı? Yapalım. Şş, gel gel arkama. Gel. Babanı korkutacağım şimdi tamam mı? Eymen baban yok orada. Eymen o da ne? Kaç! Eymen! O bir karton kediydi. Ne yapacağız şimdi? Hemen saklanmamız lazım. Bizim evimize nasıl girdi bu? Anne şuraya mı saklanıyor? Sen oraya saklan ben buraya saklanıyorum. Eymen babana inanmamıştık doğru söylüyormuş. Ne yapacağız şimdi? Aslında aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Acaba böyle mama koysak oraya mama koysak dışarıya mama koysak acaba onun kokusunu alıp oraya gider mi? Bilmiyorum ki Eymen. Önce babanı bulmamız lazım. Tamam. Baba ne diyecek çok merak ediyorum. Babam bize karton kedini gördü dedi bizi ne yapmadı? Ne yapacağız? Çok sessizce durmamız lazım. Eymen babana mesaj atalım. Telefon nerede? Burada. Hayır. Bulabilir. Anne anne bak yine geçiyor. Görüyorum Eymen, görüyorum. Saklan şuraya. Eymen kocayı gönderme, burayı sığamadım. Sen saklandın da. Babanı aramam lazım hemen. Baba.
Alo Gökhan. Al. Evet eve gel, eve gel. Biz sana inanmadık. Kartuş gidiyor şu an evde. O kadar hızlı gel. Evet evet çok hızlı gel. Ya ne konuşuyorsun? Tamam affettim. Çabuk gel. Şuna bak ya. Hala telefonda bana diyor ki hani diyor affetmemişim falan diyor. İdaren de çekmiyor. İdaren çekti. Eyvah baban gelecek ama şimdi biz kapıyı nasıl açacağız? Arkamı girenle çıkacağım. Eymen, o yaratık bu evdeyken inşallah bize kötü şeyler yapmaz. Eymen kapı çalıyor, baban kapıda galiba. Kapıda bekliyormuş bir daha film, gel şuna bak. Şuna bak, kapıyı da kilitlememiş ya. Şşşt, şşşt. Son sessiz olun, nerede? Bilmiyoruz ki, en son şu tarafa doğru geçmişti, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gelin, gelin, benim bir planım var, gelin arkama saklanın. Ne yapacağız biliyor musunuz? Nasıl bir plan bu? Eymen sen sütü al. Beni affettin mi? Ya ne affetmesin? Karton kedi var evde affetmek diyor ya. Eymen gözükmez tamam mı? Aramızdaki en kısa boylu o. Eymen kapının önüne koysun. Karton kedi süte geldi süte. Hayır ya neden Eymen'miş sen yap. Ya niye ben yapıyorum? Bütün işleri sen açtın başımıza sen yap. Niye ben açtım ya? Sen çocuğa eziyet ettin. Çok sen sütü mü koyuyorsun? Neyi koyuyorsun? Bizi kurtarmışlar. Buradan uzan sakin kımıldamayın tamam mı? Bekleyin orada. Tamam burada bekliyoruz. Baba ileride. Ya hayır siz de gelin ya. Hayır ya gelin. Ya. Bir şey olsa korursunuz beni. Eymen gel ya. Baban zaten hep işte asla izlemez. Baban olsun. Son bir tıklamayın beni. Karton kedi duyacak. Acele et acele. Acele etsene. Şuna bak kase. Zaten süt konulmuş. Dur süt dökülecek. Konulmuş sütü koymaya şey yapıyor ya. Süt yaralanmış ya. İçmiş mi acaba? Nerede o? Kalonunu da koy. Hatta dur kutuyu da götürelim ya. Tamam. Sessiz olun tamam mı? Eymen sessiz ol. Etrafa bak etrafa. Sessiz ol. Pisi pisi. Pisi pisi. Çıkar çıkar. Pisi pisi. Kapatın kapatın. Oh. Oh ya. Be! Benim sayemde kediden kurtulduk görüyor musunuz? Bence senin yüzünden zaten kedi geldi. Harika planladım ben bu işi. Arkadaşlar kimin yüzünden olduğu yorumlara yazar mısınız lütfen?